Engelsiz Sen Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici Kütahya'ya geldi. Resul Partici Kütahya'ya gelmelerindeki amacın Kütahya İl Temsilciliği görevine kendisi görme engelli olan Ümran Öztürk'ün görevlendirildiğini açıklamak için geldik dedi. Engelsiz Sen Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici yaptığı açıklamada sendikalarının 13 Haziran 2018 tarihinde Ankara Valiliğine yapmış olduğu yazılı müracaatı ile kuruluş evraklarını teslim ederek faaliyet belgesini almış ve tüzel kişilik kazanarak Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası adı altında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda faaliyete başlamıştır. Amacı, engelli engelsiz tüm eğitim çalışanlarını tek çatı altında toplamaktır dedi. Engelsiz Sen Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici isim vermeden diğer memur sendikalarını eleştirdi. Diğer memur sendikalarının engeller için çalışmalar yapmadığını ifade etti. Bu kadrolar içerisinde engelli gördünüz mü hiç? Hayır. Yok değil mi? Yok. Peki o zaman bizim orada kalmamızın bir anlamı var mı? Yok. Neden engelli yönetici olamaz mı orada? Olabilir. Engelli komisyonları kurdular. Engelli komisyonu il başkanını bırakın, başkan yardımcısına zorlaşıyor. Kalmış ki biz bakana derdimizi anlatacağız. O yüzden biz kare tamamlamak için yapılan eylemleri istemiyoruz. Böyle oluşumları asla istemiyoruz. Biz kendi alanımızda güçlenmek istiyoruz. Çünkü bizler sorunların içinden gelenleriz. Biz damdan düşenin halinden kimler anlar? Damdan düşenler anlar. Bizlerin yaşamış oldukları sorunlar var. Bu sorunların çözülmüş olması gerekiyor. Şimdi size bir soru soruyorum. Aranızda gören, bilen, duyan varsa söylesin. Türkiye'de, bak Kütahya'da demiyorum, Türkiye'de kaç tane görme engelli il milli eğitim müdürü tanıyorsunuz? Hiç yok. Peki kaç tane daire başkanı tanıyorsunuz? Hiç yok. Yok. Kaç tane ortopedik engelli şube müdürü tanıyorsunuz Milli Eğitim Müdürlüğü'nden? Yok. Yok değil mi? Yok. Ama bizlerin de hakkı değil mi oysa? Evet. Görme engellinin de hakkı, işitme engellinin de hakkı, il Milli Eğitim Müdürü de olması gerekiyor, okul müdürlüğü de yapması gerekiyor, şube müdürlüğü de yapması gerekiyor. Nasıl ki engelliden öğretmen oluyorsa, engelliden hukukçu, avukat oluyorsa, okul müdürü de olur, şube müdürü de olur, daire başkanı da olur. Bu kapsamda illerimizin milletvekillerini gezmeye başladık. Engelsiz Eğitim Sen, Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası'nın toplantısına Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık da davetli olarak katıldı. Alim Işık davetli olarak geldiği toplantıda yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Bizden belediyemiz bünyesinde bir engelli hizmet merkezi kurulması ile ilgili kararı aldık. Nasip olursa bundan sonra da özel engellilerin hizmetlerine yönelik her türlü çalışmanın koordinasyonu, orada da belediyemiz eliyle bu türlü gruplara, dezavantajlı grup olarak tanımlanan gruplara bir şekilde katkıyı nasıl yapabiliriz, onları ortaya koymak ve belediye imkanlarıyla ne yapabileceksek insanlarımızı mutlu etmenin yolunu bulacak girişimlerde bulunduk. Tabii ki Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası, evet. Bildiğim kadarıyla sendikamız da burada bir şube açıyor anladığım kadarıyla. Evet, temsilcilik açıyoruz. Temsilcilik açıyor. Bu temsilcilik hizmetinde değerli kardeşimiz Ümrah Hanım'ın yönetecek olması, onu yürütecek olması ayrıca bizi mutlu etmiştir. Çünkü gerçekten hayatını bu konuya bağışlamış adeta değerli kardeşimiz. Her türlü faaliyette onu görüyoruz, onun yakınlarını görüyoruz. İşte Altınokta Körler Derneği Başkanımız bu arada. Diğer başkanlarımız ve arkadaşlarımız burada. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Böyle bir çalışmanız. Biz Kütahya Belediyesi olarak her gruba, sadece engellerimize değil, çocuklarımıza, uyuşturucudan mağdur olmuş insanlarımıza, normal insanımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza aynı derecede yakın olmayı ilke edindik. Kimseyi bir diğerinden daha üstte veya altta görme gibi bir lüksümüzün olmadığını biliyoruz. Çünkü Kütahya'mız bize bu emaneti devrederken inanıyorum ki tüm bu grupları
kucaklamamız nedeniyle devretti. Bu işe böyle başladık, böyle devam edecek. Milletimize seçim öncesi ne söz verdiyse aynısı fazlasıyla yerine getirilecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Önemli gruplarımızdan birisi de engellilerdi. Bu seçim kampanyamız döneminde ele aldığımız engelsiz yaşam merkezi diye her türlü spor etkinliklerinin ve kültürel etkinliklerinin rahat yapılabileceği bir merkezi inşallah kütüphanemize kazandıracağız. İnşallah. Daha önce buna yönelik bazı adımlar atılmış ama belli bir noktaya gelen çalışmalar var. Onların bitirilmesi lazım. Bu konuda da sizlerle ve diğer ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte hareket edip kütüphanemizi bu anlamda engellilerimiz için avantajlı bir ile dönüştürmeyi arz ediyoruz. Sizlerin de desteklerinizi, katkılarınızı bekliyoruz. Bir kez daha bu girişimin başta engelli vatandaşlarımıza ve ardından da Kütahya ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.